Merhaba sevgili satranç severler. Kahramanmaraş Uluslararası Açık Satranç Turnuvası'nda 4. tur maçının analiziyle beraberiz. Hatırlarsanız Arap Atı yazmıştım. İlk tur kaybettikten sonra açıldım diye. 4. turda da Şahriyar Rahmanov'la oynadım. Türkiye'de yaşıyor kendisi, yanlış bilmiyorsam Hatay'da çalışıyordu. Güzel bir maç oldu. Rakibim de güzel oynadı. Karşılıklı fırsatlar kaçtı. Ben üstün konumda kalabiliyordum. Çok hızlı bir şekilde bitirebiliyordum. Rakibim hemen eşitledi. Beraber yapabiliyordu. Ya güzel, dengeli bir maç oldu bir anlamda. Bir yere kadar. Ondan sonra rakibim bir hata yapınca ben üstünlüğü ele aldım ama ben de bir hamle kaçırdım. Şimdi göreceğiz zaten. C4, E5. At C3, fil B4. Evet, fil B4'de at D5 oynanabiliyor. G3 oynanabiliyor. C3'te bırakabiliyor. Bir de ben bazen vezir B3 oynuyorum. Rakipleri şaşırtmak için. Bu da ilginç bir hamle. A5, A3. Fil C5, E3. At F6, G3. Gelişimi fil G2 diye tamamlayacağım yine. D6, fil G2. At C6, at G2. Rok, rok. Şimdi burada sıkıntı şu. Siyah için. Bu fil nasıl geliştirecek? Yani B7 piyonu boşta, herhangi bir çıktığında tek bir yer var tabii ki. B7 piyonu alabiliyorum. Kale B8 gelemiyor. Fil çarpı C6'dan dolayı taş kaybediyor. Şimdi bir sıkıntı var bu filde. O yüzden fil E6'da olması lazım, daha doğrusu. Herhangi bir yerdeyken ya fil E6 ya fil F5'te olması lazım bu filin. Doğru yer burası. Ama olamıyor. Fil D7 oynamak zorunda kaldı. Şimdi fil D7 eğer bunu alırsam basitçe böyle oynayabiliyor. Bunu geldiğim takdirde böyle gelebiliyor. Şimdi bu sıkıntılı bir hamle. At D4, at B4 tarzı hamleler oynayabilir. Vezirim tehlikede olabiliyor. Bir de yani sürekli bu oynandığı zaman da beraber olma ihtimali var. Vezirim de düşebilir. Yani ben hiç hesaplamadım maçta. Çünkü alınmaz bu tür piyonlar. Hani hissinizle de oynayabilirsiniz. Vezir B'yi de almayacaktım. Benim için önemli olan neydi? Rakip filin E6'da olmaması. C4'de baskı yapamadığı için D4 sürüşlerim de çıkabilir artık bu konumlarda. Normalde D3'de oynanıyor. C4'de de destekliyor. Artık C4'de baskı yapamıyor. Bundan dolayı fil D7 çıkması, mecburiyetten fil D7 çıkması beni memnun etmişti. F4 benim artık bu çaprazdan iş görmem gerekeceğini düşünüyorum ben. F4'ü aldığı takdirde atla alacağım. D5 karesi benim. Veziri çekip B3, fil B2 oynadıktan sonra at H5 fikirlerim olacak. Geriye baskı yapacağım. F4 bu anlamda iyi. Merkezde parçalamak istiyor. Rakibin gelişimlerinde sıkıntı var. Kale B8 oynadı rakip. At D5. Şimdi D8 veziri oyuna çıkamıyor. Sorun bu. İkincisi, at çarpı F6 istiyorum. Yani diyelim ki normal bir hamle yaptı. At çarpı F6. Şimdi piyonun alısı zaten şah kanadındaki yapı bozulacak. Bu benim için iyi bir şey. Gerekirse F5 oynayıp filini de tıkayıp atak yapabilirim şah kanadından. Vezirle aldığı takdirde de F5, vezir E5'e D4. Taş kaybedecek. O yüzden burada at çarpı F6 bir tehdit. At çarpı D5 olmak zorunda. C5, at E7. Burada piyon kazanabiliyordum. Maç sırasında görmüştüm. F çarpı E5. D çarpı E5, vezir C3. Fil D6, vezir A5. Şundan dolayı beğenmedim. Evet, piyon kazanıyorum fakat fil G4. Kale F2 oynamak zorundayım. At C3'e. Vezirim bu sefer sıkışıyor burada. Kale F2. H5. Şimdi H4 istiyor. At F5, at G6 istiyor. Bakın, siyahın bütün taşları oyunda bir piyon geri olmasına rağmen hızlı bir atak yapmak istiyor. Ve benim taşlarım burada kaldı. Yani ben bir piyon uğruna bu konuma girmek hiçbir zaman istemem. Çünkü rakibe inisiyatif vermiş oluyorum, şans vermiş oluyorum, oyunu rakip yönlendirmiş oluyor. Bunu hiçbir zaman istemem. Özellikle düşük reytingli oyunculara, bize göre düşük tabii ki. Mesela 2200-2300'lük oyuncular kazanmaya oynuyor GM'ye karşı. Bunlara karşı böyle şans verdiğiniz zaman daha agresif oynayabiliyorlar, daha sıkıntılı olabiliyor sizin için. Vezir C3 daha basit. E5'i istiyorum ben şu an. Fil B5, kale F2, C6. Burada yani E5'i alabiliyorum. O da D5'i alıyordu rakibimde. DC6 aldım. Pardon. DC6'ya fil C6 alması lazım. Fil C6. BC6'ya F5. Bir piyon öne geçeceğim.
At D5'e vezir C4. Fil A7 oynarsa da vezir C6. İki piyon önde. Gayet sağlıklı bir konum şu an için. Tabii ki rakip de E5'i alacak. Bir piyon öndeyim. Gelişimde biraz sıkıntım var ama gelişimi tamamlayabileceğim. At C3 oynayarak devam edebilirim. Gelişim de tamamlanacak sonuçta. Yine oynanabilecek bir konum olmakla beraber beyaz için iyi bir konum. Rakibim fil çarpı E2 yaptı. Fil çarpı E2 iyi bir hamle değil. Kale çarpı E2. EF4. EF4'e B4 güzel hamle burada. Bir ara hamlemiz var B4. Bizim için yararlı çünkü fil B2'ye çıkmak istiyoruz tempoyla. Fil B6, fil B2, F6. Burada hesapladığım halde varyanta girmedim. Bu benim yanlışımdı maç sırasında. Oynamam gerekiyordu. C7. Güzel hamle. Ya bunu hesaplayıp girmekten vazgeçtim. C7, vezir C7. Vezir C7, fil C7, EF4. Fil B6 şah çekiyor. Şah F1. At C6. Buraya kadar hesaplamıştım. At D4 oynamasını istemiyordum. Fil D5. Şah H8'e fil C3. Evet, burada fil C3 hamlesinden sonra kesmiştim. Ama burada kesmemek gerekiyor. Fil D4 oynadığı zaman ben bu konumu çok şey yapmamıştım. Yani beraber olma ihtimali olabilir demiştim ama basitçe B5. Fil C3. DC3. At A7'ye B6. Burada bu devamlı kaçırdım. 8 hamlelik bir varyant. 4-5 hamle hesaplamıştım. Şimdi B6 neden kuvvetli hamle? At B5'e D4 kalesini atım koruyor ama C4 sürdükten sonra kale E7 iniyorum. Bakın C4, at D4, kale E7. Çok kuvvetli bir piyon bu. B7 piyon düştükten sonra kale B1'de geleceğim. Üstün kalacağım. Film çok kuvvetli. Bu anlamda çok net bir konum. At C6 oynarsa at C6'ya kale B1 gelip kale B5 gelebilirim. Daha sonra fil C6 almak istersem alabilirim. Kale E6 var. D6'ya baskı yapabilirim. Film de kuvvetli olduğu için çok iyi bir konum oluyor bu beyaz için. Buna girmem gerekiyordu. Burada çok düşündüm ben de. GF4 aldım. Bu bence kötü bir hamle. BC6, fil H3. Bu da kötü bir hamle. Fil C6 alsaydım. Ya fil C6 ile maç sırasında çok beğenmedim. AB4. AB4 at C6. Vezir C6'ya D5. Piyon geri ama çok basit bir fikri var. D4 oynayıp parçalayacak merkezimi. Baskı yapacak piyonlara. Şahım biraz zayıflığı oluşabiliyor. Dikkatli oynamam gerekiyor. Piyon geri olmasına rağmen siyah aktif oynanabilecek bir konum bu siyah açısından. Ben fil H3 oynadım. C7 kayını C8'e gelmesin. Hem de fil E6 şah çekerim. Şah H8'e kaçtığında bu dikeyi açarak bir numara yapabilirim. Taktik imkanlar numara demeyeyim ve taktik imkanlar çıkartabilirim. Şah H8. Rakibim de güzel oynadı. Şah H1. AB4. AB4 D5. Evet, şimdi sıkıntı başladı benim için burada. Sonuçta bu maçı kazanmak istiyorum. Hani beraber her zaman olabilecek bir konum bu. Benim için fil çifti var. Ama beraberden kaçmak istersem de kayıp konuma düşebilirim. Çünkü şu an D4 istiyor. Piyon yapımı bozmak istiyor. Biraz sıkıntılı bir konum oluşacak. D4'ten sonra aldığım takdirde at D5 gelip C3'teki veziri F4'ü ve B4'ü isteyecek. Dikkatli olmam gerekiyor. Vezir D3 kötü bir hamle. Vezir D3 yaptım burada. D4. Burada artık biraz ben dengemi kaybettim gibi hissettim maç sırasında. Burada file E6 oynamam lazım. At D5'e vezir E4. Kale E8'e F5. Zaten oluşturmaya çalıştığım konum buydu flash oynarken. Ama D4'ten sonra dengemi kaybettim. Ki file E6 oynamam gerekiyor. Birden E4 oynadım. Ki bu çok kötü bir hamle. Burada siyahlar artık kazancı oynamaya başlıyor. Ben savunmak zorundayım. At G6, kale F1. Fil C7. Kale EF2. C5. Evet. Siyahlar gayet mantıklı oynuyor. B4 piyonuna baskı yapıyor. Ben artık bir piyon vermeyi göze aldım. Taşırım daha iyi şekilde oynamak için, daha iyi yerlere koymak için. Fil F5 oynadım. Fil G6 fikirlerden bir tanesi ama vezir H3 istiyorum şu an. Vezir H3 kesmek için at E7. Fil E6, vezir D6. Fil B3. Gayet güzel bir konum oluştu benim açımdan da. Kale B4'e fil A3. Piyon geriyim. Ama bloke olmuş durumda vezir kanadı piyonları. Ben bir atak yapabilirim şimdi şah kanadından. Ki kale G2 oynadım. Rakibim halen güzel oynamaya devam ediyor. F5. F5'e E5 oynamak zorundayım. E7 atı üzerine oynuyorum şu an. E7 atının ayaklarını kesmek fikriyle. Vezir B6. Fil C4. Vezir C6. Şimdi D5'e gelmek istiyor. Burada yine kötü bir hamle yaptım.
Burada Vezir F3 oynamak olabilirdi. Vezir F3 güzel bir hamleydi. Aldığı takdirde kale F3, C5'i istiyorum. C5'i koruduğu takdirde de kale B3 gelebilirim. Daha sonra D3 oynayıp kale B2 gelebilirim. Kale G3 bir şey elde ettirmiyor bana. G6 sürüyor. Ama bu çok rahat oynanabilecek bir konum oluyor beyaz için. Piyon geri olmasına rağmen. Kale F3 oynadım. Kale F3, at D5 geldi. Şimdi birçok tehdit barındırmaya başlıyor. Veziri ayrılamıyorum D3'ten. At B4 oynamak istiyor. C5'teki baskıyı azaltacak. Mecburen kale F1 geldim. Çünkü burada kale H3 tarzı hamleler yapamıyorum. Kale F3'ü kale H3 fikriyle oynamıştım ama at F4 alıyor basitçe. Kale H7 olmuyor çünkü at H3'ü tutuyor. Kaleye ayrılamıyorum. Bu kaleye ayrılamıyorum herhangi bir yere. Herhangi bir yere oynadığımı düşünün. At çarpı F4 alıyor. Yine açmazdan dolayı. Yani kale F3 çok gereksiz bir hamleydi. At D5, kale F1 gelmek zorunda kaldım yine. Fil A5. Vezir F3. Kale BD8'e, kale FG1. G6. Burada zamanda çok az olduğu için rakibimin artık tekrar bir inisiyatif aldım ben. Bir atak başlatıyorum. H4. Yani ikinci yatayda kalemin olması H2 yerin açılmasının açısından sıkıntı değil benim için. Çünkü kale H2 gelebiliyorum her zaman. Fil B4, H5. Burada fil A3 alsaydı HG6 alıyordum. Kale G8'e G7. Kale G7, kale G7. Vezir H6, şah G2. Vezir G7, şah F2. Bu konum ben beyaz için iyi olduğunu düşünüyordum. Çünkü fil D5 oynamak istiyorum. Vezir A3 var. Diğer bir tehdit. C5'i alacağım. G2 açık olduğu için halen şah sıkıntılı bir konumda. Şahın da konumu kötü. Vezir G3 oynayıp G8'den mat istiyorum. Birçok tehdidim var. Atı açtığı zaman. O yüzden bu konum oynanabilecek bir konumda. Ama fil A3 almadı rakibim. Zamanı azdı zaten. Kale G8 oynadı. Fil B2. Taş değişmek istemiyorum. Ne kadar taş kalırsa o kadar iyi benim için. Atak yapan tarafım. Zaman sıkışması var. Fazla taş her zaman avantajdır. Kale G7. Kale H2. At E7. Şimdi burada at E7'ye piyonu geri alıyorum ben. Piyonu geri aldıktan sonra da zaten vezirleri değiştikten sonra benim şahımın zayıflığının sorunu kalmıyor. Ama rakip şahı halen bir baskı oluşuyor. O yüzden artık avantaj bana dönüyor burada. Vezir C6. At C6'ya HG6. At E7 oynadı. Fil F7. G6 piyonu çok önemli çünkü şahı kısıtlıyor. Mat fikirlerim var. C4. G6 piyonu almak için bunu yapıyor artık. Doğru bir tepki. Fil C4. At G6'ya kale F1. F4'ü tutmak zorundayım. F4 piyonu önemli. Şimdi benim planım belli. D4 piyonu zayıf. D3 hemen oynayamıyorum. Fil C3'ler gelebilir. Ama kalelerimi vezir kanadına atmak isteyeceğim F4'ü tuttuktan sonra. Burada güzel bir plan yapmıştım zaten. At E7 D3. Şu an fil C3 oynayamıyor. O yüzden D3 oynadım. Çünkü fil C3'e oynarsa alıp kale C2. C3 piyonunu almış oluyorum. Kale G4. Kale B1. Evet, burada eğer F4 alırsa, kale F4 aldığı takdirde hatırlamaya çalışıyorum ne oynayacaktım diye. Fil F1, ha burada evet pardon, fil F1 hamlesi vardı. Fil F1 çok kuvvetli hamleydi. Kale F1'e şah G2. Kaleye herhangi bir yere beklettiği zaman fil G5. Çok güzel bir hamleydi bu. Bunu görmüştüm. Kale B1 alırsa fil F6 mat. Kale D2 oynarsa böyle oynuyorum. Şimdi fil F6 yine mat istiyorum. Fil F6'yı kestiği takdirde, bu arada kale D2 oynamıyor. Pardon, fil D2 var ama kale B1 alırsa bu. Kale G8 oynarsa fil G8 var. Fil F6'yı kesemiyor. Burada fil C1 hamlesi vardı. O yüzden F4'ü vermiştim. Kale B1 çok güzel hamleydi. Fil C5 oynadı. Şimdi fil F1. F4'ü tutmam lazım ki kalelerim aktif olsun. Kale A8. Kale C2. Şimdi fili açmak istiyorum. Baskı yapacağım. Şah G7. Kale B7. E7'ye baskı yapıyorum. Kale A1, şah H2. Artık açmazdan da kaçtım. Burada bayrağı düştü rakibimin. Kale A7 oynadı, bayrağı düştü ama konum artık beyaza iyi bir konum. Çünkü kale A7, fil A7'den sonra fil A3 ile başlayabilirim istersem. Ya da kale A2 ile başlayabilirim. Filim burayı tutmuş. Atı oynayamıyor. F5 piyonundan dolayı fil C4, fil A6 gelebilirim. Kalemle baskı yapacağım. Fil C5 gelirse kale A5. Şimdi file oynayacağı yerler çok önemli. Fil B4'de kale B5. Kale B7 istiyorum çünkü. Kale B7 ile ata bir saldırı başlatmak istiyorum. Çünkü böyle geldiği takdirde diyelim. Kale B, pardon.
Kale B7. Şah F8'den tutmak zorunda. Fil A3 taş kaybediyor. Yani kalesi oyun dışı kaldı burada. Bayrağı düştü rakibin ama kalesi oyun dışı kaldı. Hiçbir görevi yok. Benim fillerim çok kuvvetli. Şahı kısıtlıyor. Taşları pasif kaldı. Birden üstün konuma geçtim. Yani çok git gel oldu aslında. Çok dengeli parti değildi. Bir yere kadar dengeliydi. Başında da söylediğim gibi. Benim CD'yi kaçırmamam gerekiyordu. Daha doğrusu oynamam gerekiyordu. Gördüğüm halde oynamadım. GF4 aldım. Sonra E4 hamlesi çok kötü bir hamleydi. E4'ten sonra rakibim çok güzel oynamaya başladı. Birden inisiyatif rakibime geçti. Ben dikkatli oynamak zorundaydım. Tabii zaman sıkışmasının olması, ikimizin de zamanının az olması. Özellikle rakibim çok az saniyelerle oynuyordu. Birkaç şüpheli hamleyle birlikte oyunu bana döndürdü. Ve bir galibiyet daha aldım. Üste doğru tırmanmaya devam ettim. En azından güzel bir maç oldu. Tekrar böyle kazanma alışkanlığı açısından ve dereceye oynama, birinciliğe oynama açısından önemli bir maçtı. Ve maçı da kazanmış oldum. 5. tur maçıyla tekrar devam edeceğiz. 5. tur maçında görüşmek üzere.